2018'de hangi burçlar derin aşk yaşayacak, hangi burçlar sıkıntılı dönem ya da ilişkileri bitecek mi, kalacak mı yorumluyoruz. Evet koçlar, bu yılın ilk yarısı itibariyle gerçekten ilişkileriyle ilgili oturtması gereken dengelerin hepsini oturtmuş olacak. Yani koçla aşk yaşamak gerçekten keyifli, huzurlu, duygusunu çok fazla belli etmez ama tek eşlidir. Tek eşli olduğu için aşka açık bir insandır. Tam aşk yaşanacak insandır koç burcu. O yüzden ilk yarısında aşk heyecanı, eğer ki oturtmaya çalıştığı ilişkisi varsa derin aşk dönemine girecek. Huzuru, mutluluğu ilk yarı itibariyle bulmuş olacak koçlar. Yani koç burcu kadın erkeğe ayırt etmiyorum her iki taraf için de, çünkü tek eşli oldukları için fazla kaçamak hukukları yoktur. Bir insana derin bağlıdır. Doğru bir yıldayız. Aşk yılı hayırlı ve uğurlu olacak diyorum. Boğa'la kaybetmekten çok korkuyor ama bu yıl gerçekten aşk konusunda tavan yapacaklar. Doğru ilişkiyi ya da yaşadığı ilişkiyle ilgili netliği ve aşkı derinden yaşayacaklar. O yüzden Boğa'nın karamsar tavırları vardır. Bir türlü dikkat edemediği noktaları vardır ama duygusaldır. Bu yıl onlar için ilk yarıdan itibaren ve 2019 yılına kadar çok ilişkileriyle ilgili çok verimli, keyifli, huzurlu bir dönem başlayacak Boğa burçları için. O yüzden Boğaların başladığı keyifli, yani bu geçmiş ilişkisi de olabilir, ciddiyeti evli. Evliliği kötüyse muhteşem dönüş. Yani ayrılık kararı aldıysanız bile bütünleşme dediğimiz bir dönem. İkizler, yani ikizlerin aşkı şöyledir. Her gün sizinle birlikte olmak, uyanmak, uyumak, tuvalete bile ikizler sizinle birlikte girebilir. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Aşk konusunda çok titizdir ve ihanet enerjisini aldığı vakit ilişkiyi eziyet kampı kadar rezil eder. O yüzden ikizler için aşk belki ikinci yarıdan sonra daha keyifli ve daha aydınlık olacak. İkizlerin aşkı var ama 6. ve 7. aydan sonra bu aşkı yeni. Çünkü bitirmesi gereken geçmiş ait ilişki problemi ya da ilişki adaptasyon ve duygusal evrelerinde biraz psikolojik dönemler yaşadıkları için yorucu bir dönem yaşadılar. İkinci yarıdan sonra muhteşem aşk dönemi olacak. Çünkü ikizler çok kırgın ilişkiler konusunda yalan, iftira, yaşadığı bazı karmaşalar onları yordu diyorum. Yengeç burcu ilişkisiyle ilgili bu sene belki ciddi anlamda mutsuzluk, ciddi anlamda dibe çöküş, ihanetle karşı karşıya aldatılma, ilişki bitişi, evliyse boşanma enerjisi, bu özellikle bu yıl sonuna kadar bu kaosları yaşayacak yengeçler. Evet aşk insanları ama yaşadıkları ilişki travmaları onları biraz yıpratabilir ama 2018 sonu itibariyle onlar da 10, 11, 12. ayda tekrar muhteşem bir aşka inanma dönemleri hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Yengeçlerin tek sorunu çok yorucu oldukları için, çok detaycı oldukları için ilişkileri sık boğaz edip paranoyakça yoruyorlar. Ama bunlar bu sene arınma, iyileşme, dengelerini bulma, yıl sonunda da aşk. Aslanlar bu sene evlilik yapacaklar. Yani evlilik, söz, nişan, aşk derinden geçmiş ilişkini bütünleştirecek. O yüzden aslanların hayal ettiği her şey gerçekleşeceği bir yıl olacak gözüküyor. Onlar hem aşkı hem kariyeri hem parayı tavan yapacakları bir dönem. O yüzden aslanlarda belki ailede bazı sağlık problemleri olabilir ama aşkına zarar verecek nokta değil. O yüzden aslanlarda bu yıl aşkı dorukta, heyecanda, uçuşta yaşayacaklar. Aslanlar zaten ruhunun aynasını bulduktan sonra yapışmıştır. Böyle onu bırakmaz, böyle her iliğine diliğine kadar kemirir, etinden de sütünden de faydalanır aslanlar. O yüzden aslanlar kadın erkeğe ayrım yapmıyorum. Bu yıl onlar için hızlı ve yılın ilk ayları itibariyle geçtiğimiz yıldan bu tarihe kadar güzellikler var. O yüzden keyfini çıkart aslan. Başaklar da ilişkileriyle ilgili yaşadığı travmatik dönemleri bitirme, özellikle bu 5. aya kadar bu travmatik geçmişi temizleme, yaşadığı ihaneti hazmetme, evlilikte giden kötü şeyleri gerçekten 5. aya kadar aşk konusunda ızdırap, 6. ayda onlar da ayakları yerden kesilecek bir düzen ve yeni ilişki ya da geçmiş ilişki iyileştirme dönemi olacak. Başaklar 5. aydan sonra aşk konusunda uçuş ama 5. aya kadar yerde sürünecek. Başaklarda zor bir dönem. Onlarda da en büyük sorun çok yorgun oldukları ve detaycı oldukları ve pimpirikli oldukları için her şey detay üzerine pimpirikli insanlar bunlar. Ama 5. aydan sonra muhteşem aşk diyorum onlar için.
Yani teraziler çok uç bir beyin. Yani hem aşkta uç bir beyin, ilişkide uç bir beyin, kendi gibi yaşadıkları için her şeyi çok zor terazi burçları için. Evet aşk var ama ikinci yer onlar için daha rızıklı, daha verimli olacak. Bu dönem sadece kendilerini bulmak demek yanlış olur. Teraziler uç beyin oldukları için ne zaman kendilerini bulabilirler? Hangi dönem aşk? Evlilik yaparlar mı? Evet evlenmek isteyenler bu yıl evlilik yapacak, ilişki başlamak isteyenler büyüklerin aşk yaşı. Evliliklerinde sorun varsa da 8. ve 9. ay onların rahatlama dönemi olacak gözüküyor. Akrepte aşk yaşamak nasıldır? Dengesiz. Ve bir akrep de dengesiz aşka hazırsanız her noktada aşıksınız, her dakika aşıksınız. O yüzden aşk akrepler için biraz sorumluluk almak, ilişkiler konusunda sorumluluk almayı sevmezler. Özgür ruhlu oldukları için akrep de artık sorumlulukla ilişkiye girecek, aşk ilişkisine girecek. Derin ilişki dönemi de onlar için belki 4. aydan sonra daha verimli ve daha aydınlık. Eğer bir ilişkisi varsa bütünleşme, ayrılmak istediği insan varsa gidecek ama akreple aşk belki dengesizliğin dibini görmek. Yani bir o kadar da ayaklarınız yerden kesilir. Akrepler için de 4. aydan sonra doğru net karar. Yayla mütevazi bir hayat, sakin bir hayat dönemi başladı onlar için. Aşk için de mütevazi, sakin, huzurlu bir dönem. Onlar da bana göre Ocak'tan itibaren, bu Ocak'tan itibaren 6. aya kadar aşklarını derinleştirecekler. Keyifli ve mütevazi aşk konusunda derinlik yaşayacaklar. O yüzden yay için mütevazi aşk, mütevazi dönem, mütevazi bir evre. Huzur ve güven olsun onun için yeterli. O yüzden huzur ve güveni buldu. Huzurlu ve mutlulukla mutlu ol diyelim yay. Çünkü yaylar bu dengeye sahip. Oğlaklar inanılmaz derecede sıkışmış aşk konusunda kararsızlıklar, geçmiş gelecek oldu olacak ilişkiyle ilgili çok yorgun oldukları için de bu sene onlar için gerçekten keyifli bir sene, güzel bir sene. Aşkı dibine vura vura yaşayacaklar. İlişkisiyle ilgili beklentisi neyse aydınlığa kavuşacak. Evlilik düşüncesi varsa olacak. Çocuk istiyorsa olacak. O yüzden oğlaklar bence hayatlarının en verimli yılına girdiler. Hem aşk hem huzur hem mutluluk dönemi başladı. Kovalar acayip derecede inançlarını, duygusal inançlarını yıktılar. O yüzden onlarla aşk mantık arama dönemine girdiler. Aşk değil de mantık arama evresine girdi kovalar. Evet onlar için de doğru dönem 5 ve 9. ayda doğru mantıklı bir ilişki. Sonrasında aşka dönüşecek bir ilişki. Vallahi kovayla birlikteyseniz, sadık olursanız hiçbir zaman sorun yer. Ama yalan ve hikaye girerseniz sizi aldatabilir. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. O yüzden kovanın canını acıtma, senin canını acıtmasın diyorum. Onlar da huzuru bulacaklar. Balıklar çok duygusal. Onların aradığı aşkı buldular. Onlar bir düzen, bir huzur evresindeler. O yüzden onların planlı, programlı, evlilikte şuydu, buydu, bu yılı onların çok koşturma dönemi olacak. O yüzden balıklar aşkı, huzuru buldular. Keyfine bak balıklar. Sevgiyle kalın. Evet 2018 sizler için hayırlı aşk burcu olsun. Güzelliklerle dolsun. 12 burcumuzdaki tüm insanlar mutlu aşkı bulsun diyorum.